IEA, International Education Agency Australia'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinliğe hoş geldiniz. Ben ajansın kurucu direktörü ve mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney. Önümüzdeki 45 dakika süresince hem Avustralya'ya göçmenlik konusunda genel bilgi vereceğim, hem de yine genel çerçevede sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Bizlere Türkiye'den 0546 946 38 11, Avustralya'dan 61 477 524 039'dan ulaşabileceğiniz gibi sydney@inteducation.com adresine de yazabilirsiniz. Dilerseniz öncelikle kısaca kendimizden söz edeyim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi kamu yönetiminden mezun olduktan sonra yine Orta Doğu Teknik Üniversitesi makine mühendisliğinden mezun olan eşim ve o yıllarda 10 aylık olan kızımızla geldiğimiz Sydney'de 30 yıldır yaşamaktayız. Vasıflı göçmen olarak geldiğimiz Avustralya'da Toplum Bakanlığı ve sonrasında Sydney Üniversitesi'nde araştırma görevlisi, Avustralya'nın 4 büyük bankasından birinde müdür yardımcılığı, Avustralya'nın çok dilli ulusal yayın kurumu SBS Radyosu Türkçe programında program yapımcısı ve sunucusu olarak çalışmamın ardından profesyonel yaşamımı mağaraya kayıtlı yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı olarak sürdürüyorum. Eşim Memduh Güney de şirketimizin kurucu direktörü. Makine mühendisliği alanında 4 kez Avustralya Tasarım Ödülünü kazandı. Ödüllerinden biri bir yıl boyunca Sydney'deki Powerhouse Museum'da yaşama kalitesini en fazla geliştiren ürün olarak sergilendi. Daha çok medikal ürün geliştirme alanında çalışan Memduh Güney, son olarak geçtiğimiz hafta Avustralya Medikal Aletler Tasarım Ödülünü kazandı. Her ikimiz de lisans üstü eğitimimizi burada yaptık. Kızımızın tüm eğitim hayatı burada geçti. Ceren Güney, Sydney Üniversitesi'nde ekonomi hukuk alanlarında çift lisans eğitimini tamamladıktan sonra dünyanın sayılı hukuk firmalarından olan K&L Gates firmasında 5 yıl avukatlık yaptı. Avustralya Göç Ajansı'nın Türkiye ofisinde yönetici danışman olarak çalışmalarına devam etmekte. Resmi olarak Avustralya Barosu'na bağlı olan avukat Ceren Güney'in tüm noter işlemlerini ve yeminli tercüman olarak tüm çeviri işlerini yapma yetkisi bulunmakta. Avustralya'da doğup büyümüş olması sebebiyle de müşterilerimizin Avustralya'da yaşam ve eğitime dair tüm sorularına yanıt verebilmekte. Kısaca, 30 yıldır yaşadığımız Avustralya'yı yaşama standartları, eğitim sistemi ve profesyonel yaşamıyla yakından tanıyoruz. Biz ve ekibimiz deneyimlerimizi sizlerle paylaşmaya hazırız. Avustralya Göç Ajansı, International Education Agency Avustralya'nın bir yan kuruluşudur. Eğitim ve göçmenlik konusunda 17 yıldır Avustralya ve Türkiye'deki ofislerinde hizmet veren danışmanlık kurumuyuz. Kuruluşumuzun hemen ardından Avustralya Dış Ticaret Bakanlığı Dış Ticaret Birimini Destekleme Kurumu Austrade'in yeni ihracatçıları destekleme fonu çerçevesinde destek almış ilk ve tek eğitim danışmanlık kurumuyuz. Avustralya göç yasaları çok kapsamlı ve karmaşık olup sürekli değişikliklerin yapıldığı, yani göçmenlik kanun ve yönetmeliklerinde yer alan bir kelimeyi farklı ya da yanlış yorumlamanız, dosyanızda eksiklerin olması ve eksikliklerin zamanında giderilememesi, kişisel kriter ve özelliklerinize uygun olmayan bir başvurunuzun olması, zamanında ve uygun olmayan vize talepleriniz, vize başvurunuzun reddine neden olabilir. Avustralya'da göçmenlik danışmanlığını kimlerin yapabileceği yasalarla belirlenmiştir. Göçmenlik danışmanlığının yasalarla belirlenmesinin nedeni, her şeyden önce tüketicilerin aldatılmasına engel olmak, doğru bilgilere ulaşmalarını sağlamak içindir. Yine bu yasalara göre, kanun hükmünde kararnameleri, göçmen danışmanları, yasaları, düzenlemeleri, bakanlık yönergelerini ve diğer tüm yasal düzenlemeleri
yakından takip etmek zorundadırlar. Göçmenlik danışmanları yaptıkları tüm açıklama ve verdikleri bilgiden yasalar önünde sorumludurlar. Dolayısıyla danışmanlar kendilerine yapılan başvuruları çok iyi değerlendirmek zorundadırlar. Daha önce belirttiğimiz gibi yasalar çok kapsamlı ve karmaşık olduğu, sıkça değiştirildiği, kişiye özel çok sayıda değişken olduğu için her bir değerlendirme kişiye özgü yapılmakta, herkes için geçerli tek bir yanıt bulunmamaktadır. Her başvuru için zaman harcanması, göçmenlik değerlendirmesinin ücretli yapılmasına neden olmaktadır. Göçmenlik danışmanı değerlendirmesinin ardından size Avustralya'da çalışmak ve yaşama konusunda vize olanağınızın olup olmadığı, varsa bu seçeneklerin neler olduğu, bu seçeneklere nasıl ulaşabileceğiniz, bu seçeneklerin maliyetlerinin neler olacağı, varsa ödeme planının olup olmadığı ve tüketici olarak haklarınızın neler olduğu konusunda kapsamlı bilgi vermesi gerekmektedir. Dolayısıyla danışmanın her gelen başvuruyu dikkatle inceleyip değerlendirmesi gerekmektedir. Bu her şeyden önce doğru ve en son bilgileri almanız açısından önemlidir. Mağaraya kayıtlı olmayanları göçmenlik danışmanlığı yapmaları yasaktır. Para ve hapis cezası ile cezalandırılabilirler. Eğer böyle kişilerle karşılaşırsanız lütfen www.border.gov.au veya www.mara.gov.au adresinde belirtilen şekilde şikayetinizi yapınız. Mağaranın web sayfası www.mara.gov.au'ya giderek size danışmanlık yapan kişinin yasal göçmenlik danışmanı olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Aramıza yeni katılmış olanlar için Avustralya Göç Ajansı'nın Avustralya Göçmenlik Etkinliği'nde Yasal Göçmenlik ve Eğitim Danışmanı Feriha Güney ile birliktesiniz. Bize Türkiye'den 0546 946 3811 veya Avustralya'dan 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz veya sydney@indieducation.com adresine yazabilirsiniz. Avustralya yaşam standartları, eğitim standartları ve ekonomik şartları göz önüne alındığında dünyanın ileri gelen ülkelerinden biridir. Her yıl yaklaşık 150 bin ile 200 bin arasında göçmen kabul eden Avustralya, 23 milyon nüfusu olmasına rağmen dünyada ilk 20 ekonomi içindedir. Refah seviyesi ve güvenlik bakımından en yaşanılması ülkeler arasındadır. Avustralya'yı yapısı itibariyle göçmen ülkesi olarak değerlendirebiliriz. Bunun sonucu olarak diğer ülkelerle kıyaslandığında kültürel açıdan çok büyük bir çeşitlilik barındırır. İngilizce ana dil olmakla birlikte 160'tan fazla toplum dili konuşulur. Türkçe de bu dillerden biri. Avustralya nüfusunun neredeyse 1/4 biri yurt dışı doğumlu ve yaklaşık %45'inin en az bir ebeveyni yurt dışı doğumludur. Yaşama standartlarında olduğu gibi eğitim standartlarında da dünya liderlerinden biridir Avustralya. 2016'da yapılan Academic Ranking of World Universities araştırmasına göre 8 Avustralya Üniversitesi dünyanın en iyi 100 üniversitesi arasında yer alıyor. Toplam 42 üniversite var Avustralya'da. Diğer üniversitelerde çoğu ilk 500'ün içinde. Her yıl 600 binden fazla yabancı öğrenci eğitim için Avustralya'yı tercih ediyor. Avustralya her yıl 750 bin öğrencinin tercih ettiği Amerika'nın ardından dünyada en fazla yabancı öğrenci alan ikinci ülkedir. Nüfusuna göre en fazla öğrenci alan ülkedir. Avustralya'da geliş amaçlarınıza göre tatil, eğitim, çalışma, iş ve yatırım. Benim göçmenlik yani sürekli oturum için göçmenlik olarak tanımladığım sürekli oturum için çeşitli alanlarda çok çeşitli vize türleri mevcuttur.
bugünkü etkinliğimiz çerçevesinde çalışma ve basılı göçmenlik vizelerini ele almak istiyorum. Avustralya'da çalışmak için geçici ve basılı göçmenlik vizelerinden yararlanabilirsiniz. Tüm vize türlerinde olduğu gibi çalışma vizeleri de iki temel kategoride yer alır. Bir, geçici vizeler. Bunlar sizlere belli sürelerle vize koşulları çerçevesinde Avustralya'da yaşama ve çalışma hakkı veren vize türleridir. Vize koşullarına uymanız ve sürenizin sonunda ya ülkeden ayrılmanız veya yeni bir vizeye başvurmanız gerekmektedir. Bu kategorideki bazı vizeler sonrasında göçmenliğe başvurabileceğiniz vizelere de geçişinizi sağlayabilir. Bunlara daha sonra yeniden döneceğiz. İkincisi, göçmenlik yani Avustralya'da sürekli oturum hakkı veren basılı göçmen vizeleridir. Öncelikle basılı göçmenlik kategorisinden söz etmek istiyorum. Genel çerçevede elbette. Bu kategoride iki ana daldan söz edebiliriz. Biri, bağımsız basılı göçmenlik. Diğeri, sponsor destekli basılı göçmenlik. Bağımsız basılı göçmenlik için şu koşullara sahip olmanız gerekiyor. 1. Mesleğinizin Avustralya ekonomisinde ihtiyaç duyduğu ve kendi insan kaynaklarıyla kapatamadığı, mevcut açığı kapatamadığı meslekleri listelediği Medium and Long Term Strategic Skills List, kısaca MLTSSL, yani orta ve uzun vadeli stratejik aranan meslekler listesinde olması gerekiyor. İngilizce seviyenizin yeterli olması gerekiyor. Yeterli derken başvurabilmeniz için en az IELTS 6 veya diğer İngilizce testlerinden de buna uygun düzeyde olması lazım. Puan alabilmeniz için daha yüksek not gerekiyor. 50 yaşın altında olmanız, yaş, iş deneyimi, İngilizce düzeyi, eğitim durumu gibi çeşitli kategorilerden toplam en az 60 puan almanız gerekiyor. Ancak hemen belirtmek isterim. Saydığım koşulları sağlıyor olmanız göçmenliğe kesin kabul edileceğiniz anlamını taşımıyor. Meslek kotaları veya başvurduğunuz meslek alanında sizden çok daha yüksek puan almış olanların bulunması gibi nedenlerle gerçekleşmeyebilir veya gecikebilir. Bu kategoride değerlendirebileceğimiz, biraz önce saydığım koşullara ek olarak bölge ve eyaletlerin desteğini alıyor olmanız durumunda bir başka vize türünden yararlanabilirsiniz. Yine bağımsız göçmenlik kategorisinde. Bunun için mesleğinizin bu kez sadece orta ve uzun vadeli değil, kısa, orta ve uzun vadeli aranan meslekler listesi olan Combined List of Eligible Skilled Occupations, birleşik aranan meslekler listesinde olması gerekiyor. Bu vizenin özelliği bölge veya eyalet desteği alıyor olmanız. Bu durumda seçeceğiniz, sizi kabul eden eyalette en az 2 yıl yaşamanız gerekiyor. Seçmiş olduğunuz eyalette ya da sizi kabul eden eyalette herhangi bir işte çalışabilirsiniz. Diyelim ki yeterli puanları toplayamıyorsunuz. Bu durumda işveren destekli vize kategorisinden yararlanmanız mümkün olabilir. Evet, bu da bizi sponsor destekli basılı göçmenlik kategorisine getiriyor. İki temel yine bu alanda vize türünden söz edebiliriz. Biri işveren destekli vize türü, diğeri kırsal kesim destekli vize türü. Bu vize türlerinin bir önceki kategoriden temel farkı puan sistemine dayalı olmaması ve bir işveren desteğine ihtiyaç olması. Mesleğinizin Avustralya'nın ekonomisinde ihtiyaç duyduğu ve kendi insan kaynakları ile açığı kapatamadığı meslekleri listelediği Combined List Eligible Skilled Occupations, yani birleşik aranan meslekler listesinde olması gerekiyor. Koşullar bağımsız basılı göçmenlik kategorisi ile kıyaslandığında daha esnektir. Her eyalet kendi ekonomisi için gerekli mesleklerin bir listesini yayınlıyor. Eyaletlere göre iş deneyimi, İngilizce dil yeteneği ve uzmanlık becerileri açısından özel koşullar olabilir. Doğrudan
göçmenliğe yönelik bu vize kategorilerine giriş için bazı alanlarda, mesela eğitiminizde veya İngilizce düzeyinizde eksikler olabilir. Gerekli puanları sağlayamıyor olabilirsiniz. Bu durumda öğrenci vizesiyle Avustralya'ya gelerek eğitim görüp gerekli koşulları sağlamanız mümkün. Bunun için elbette öğrenci vizesinin koşullarına uymanız gerekiyor. Öğrenci vizeleri konusunda detaylı açıklamayı 2 hafta sonraki etkinliğimizde dinleyebilirsiniz. Başta da belirttiğim gibi doğrudan göçmenliğe, basıtlı göçmenlik vizelerinin yanı sıra sonrasında bu vizelere geçişe olanak sağlayan geçici vize kategorileri de bulunmaktadır. Geçici çalışma vizeleri kategorisindeki vizelerden bazılarına genel çerçevede değinelim. İlk olarak yeni mezun vizesinden söz edeceğim. Bu vizeye Avustralya'da en az 2 yıllık lisans veya lisansüstü eğitimini tamamlamış olanlarla Türkiye'de MÜDEK veya ABET tarafından tanınan üniversitelerin mühendislik mezunları başvurabilir. Tekrarlıyorum. Ya Avustralya'da 2 yıllık lisans veya lisansüstü eğitimi tamamlamış olacaksınız veya eğer Türkiye'den mezunsanız MÜDEK veya ABET tarafından tanınan üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmuş olmanız gerekiyor. Öncelikle Avustralya mezunlarına değinelim. Avustralya'dan mezun olmuş ve ilk Avustralya'ya öğrenci vizeleri Kasım 2010 yılından sonra onaylanmış olan yabancı öğrenciler hangi alandan mezun olurlarsa olsunlar mezuniyetlerinin ardından 4 yıla kadar çalışma vizesine başvurma hakları vardır. Eğer ilk öğrenci vizeleri Kasım 2010 yılından önce onaylandıysa mezun oldukları alan eğer aranılan meslekler listesindeyse mezuniyet sonrası çalışma vizelerine başvurabilirler. Aradaki ayrımın nedeni şu, bu yasa çünkü Kasım 2010 yılından sonra değişti. Dolayısıyla ondan önce öğrenci vizeleri onaylanmış olanları kapsamıyor. Her iki grupta da başvurunun mezuniyetin ardından 6 ay içinde yapılmış olması gerekmekte. Yalnız lütfen dikkat edin. Mezuniyet derken diplomanızı aldığınız tarih değil. Mezuniyet için son sınavların sonuçlarının size iletildiği zaman dikkate alınmaktadır. Birçok vize reddi bu konudan kaynaklandığından önemli belirtmek isterim. Avustralya'dan yeni mezun olarak başvurmak istediğinizde 50 yaşın altında olmanız, İngilizce yeterliliği sağlamış olmanız ve bu amaçla yani yeni mezun vizesine başvurma amacıyla meslek odasına meslek onayı için başvurmuş olmanız gerekmektedir. Meslek onayı sonucu sonradan alınabilir. Peki bu vize türünün size ne gibi faydaları olabilir? Bir kere her şeyden önce mezuniyet sonrası Avustralya'da iş deneyimi kazanma ve böylece Türkiye'ye uluslararası geçerli bir diploma ve uluslararası iş deneyimiyle dönme fırsatı elde edeceksiniz. İkincisi, vasıflı göçmenliğe başvurmak istiyor. Ancak puanınız yeterli gelmiyorsa ya da bazı koşulları sağlayamıyorsanız veya işveren arıyorsanız bu süre içinde eksiklerinizi gidererek vasıflı göçmenliğe başvurma koşullarını sağlama fırsatı elde edeceksiniz. Tabii bu süreç içinde para da kazanacaksınız. Türkiye'den mezunlar içinse bazı üniversitelerin mühendislik bölümlerinden mezun olmanız gerekiyor. MÜDEK'in veya ABET'in onayladığı. Mühendislik eğitimi ile ilgili akreditasyonu sağlayan MÜDEK ile ABET onayını almış olması gerekiyor üniversitelerin. Mezuniyetinizin ardından 2 yıl içinde başvurunuzu yapabilirsiniz. Mezuniyet tarihinde 31 yaşına altında olmanız gerekiyor. İngilizce yeterliliği
sağlamış olmanız gerekiyor. Bu vize türünün size faydaları bir önceki vizede olduğu gibi şunlar olacaktır faydaları. Mezuniyetinizin sonrası Avustralya'da iş deneyimi kazanma ve Türkiye'ye böylece uluslararasında geçerli iş deneyimiyle dönme fırsatı elde edebileceksiniz. 2. Vasıflı göçmenliğe başvurmak istiyor ancak puanlarınız yeterli gelmiyorsa bu süreç içinde bu eksiklerinizi gidererek vasıflı göçmenliğe başvurma koşullarınızı sağlamış olacaksınız. Yeni mezun vizelerine ek olarak ana amacı çalışma olmamakla birlikte size Avustralya'da yarı zamanlı veya tam zamanlı çalışma olanakları veren vizeler de mevcuttur. Mesela Avustralya'ya öğrenci vizesiyle geldiğinizde 2 haftada toplam 40 saat okul tatillerinde, cumartesi pazardan söz etmiyorum, okulun sömestr tatillerinde veya resmi tatillerde tam zamanlı çalışma izniniz bulunmakta. Master yapanların ise eşlerinin her daim tam zamanlı çalışma hakları vardır. Ya da yasayla belirtilmiş meslek listesinden bir alanda mezun olmalısınız ve Avustralya'da iş deneyimi kazanmak istediğiniz takdirde, bu Avustralya'dan veya Türkiye'den mezun olmuş olabilirsiniz, İş başında eğitim vizesi diyebileceğimiz size 18 aya kadar tam zamanlı çalışma izni veren vize türü vardır. Bunun için size iş yerinde eğitim verecek bir sponsora ihtiyacınız var. Avustralya yasalarına göre aynı zamanda size maaş ödenmesi gerekmektedir. Eğer bu gönüllü çalışma çerçevesi içinde olacaksa sizin ve sponsorunuzun bunun için özel bir form imzalaması gerekiyor. İş başında eğitim vizesi sadece Avustralya'da çalışmayı hedefleyenler için değildir. Mezun olduğu alanda amaç mezun olduğu alanda iş başında eğitim alarak mesleğinde ilerlemek isteyenler içindir. Aslında buna maaşlı staj da denebilir. Fakat bu arada da tam zamanlı çalışabiliyor, ücret alabiliyorsunuz. Göçmenliğe olanak sağlayan iki önemli geçici vize türüne geçmeden önce daha az bilinen bir vize türüne daha değinmek istiyorum. Emeklilik vizesi. Aslında bu konuya yatırımcı vizelerinde bir kez daha değineceğim. Avustralya'da 750 bin dolarlık yatırım yapabilecek durumda olan, yüksek emeklilik gelirleri olanlar için 4 yıllık ve her 4 yılda bir yenilenebilecek bir vize türü bulunmakta. Bu vizede de yarım zamanlı çalışma hakkınız bulunmakta. Sağlık sigortanızı kendiniz karşılamanız ve partnerinizin dışında size bağımlı bir yakınınızın yani çocuğunuzun olmaması gerekiyor. Aramıza yeni katılmış olanlar için bir kez daha tekrarlayayım. Avustralya Göçmen Ajansı'nın Avustralya Göçmenlik Yetkinliği'nde yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney ile birliktesiniz. Bize Türkiye'den 0546 946 3811 veya Avustralya'dan 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz veya sydney@inteducation.com'a yazabilirsiniz. Sonrasında göçmenliğe geçiş sağlayabilecek geçici vize türlerine gelince, bunlardan ilki kırsal kesimde 4 yıla kadar çalışma hakkı veren geçici vasıflı kırsal kesim vizesidir. Bu vize için ya daha önceden belli vizelerinizin olması veya en az 60 puanı toplamış ve başvuruya davet edilmiş olmanız gerekmekte. Kırsal kesim derken bu kesimlerin hangi alanlar olduğu posta kodlarıyla belirtilmiştir. Ancak bazı eyaletler mesela Canberra'nın başkenti olduğu Australian Capital Territory, Avustralya başkent bölgesi veya Güney Avustralya'nın tamamı kırsal kesim sayılmaktadır. Bu vize için mesleğinizin bu alanla ilgili meslek listesinde olması ve 50 yaşın altında olmanız gerekiyor. Bu vizeye geçtikten sonra
kabul edildiğiniz kırsal kesimde 2 yıl yaşamanız ve bunun en az 1 yılında çalışmış olmanız durumunda vasıflı kırsal kesim göçmenlik vizesine başvurabilirsiniz. Göçmenliğe geçişe olanak sağlayan bir başka geçici çalışma vizesi ise 457 olarak sıkça söz edilen geçici uzun süreli çalışma vizesidir. Bu vize kaldırılacak denince sanki hiç geçici çalışma vizesi olmayacak gibi akla geldi ama bu vizede önemli değişiklikler yapılıyor yalnızca. Aşamalı olarak yapılan değişikliklerin ardından gelecek yıl Mart 2018'de bu vize yeni bir geçici çalışma vizesiyle değiştirilecek. Bu vize için mesleğinizin aranılan meslekler listesinde olması ve bir işverenin sponsor olması gerekiyor. Sponsorluğun elbette koşulları var. Her şeyden önce bu işverenin, iş yerinin yasal olarak kurulmuş ve işliyor olması, size önerilen pozisyonun işletme için gerçekten gereken bir pozisyon olması ve işverenin bu pozisyona bir Avustralyalıyı almak için çaba harcadığını ama bulamadığını kanıtlaması ve diğer tüm koşulları sağlamış olması gerekiyor. Sizin de İngilizce yeterliliği sağlamış olmanız, o pozisyonun gerektirdiği vasıflara sahip olmanız ve diğer tüm koşulları sağlamış olmanız gerekiyor. Yeni değişen kurallara göre bu vize türünde iki alt başlık oluştu. Biri, kısa vadeli aranan meslekler listesindeki meslekler için. Bu gruptakilere vasıflı göçmenliğe geçiş olanağı bulunmuyor. 2 yıllık çalışma vizesi alabiliyorlar ve ancak bir kez olmak kaydıyla 2 yıl daha uzatabiliyorlar bu vizeyi Avustralya'dayken. Bu vize için ikinci başlıkta olan orta ve uzun vadeli aranan meslekler listesi aranan meslekler listesindeki meslekler içinse bu durumda 4 yıllık çalışma vizesine başvurup 3 yıl sonra yine sponsor destekli vasıflı göçmenlik vizesine başvurabilirsiniz. Bu vizede yapılan değişikliklere daha sonraki etkinliklerimizde yeniden döneceğiz. Tüm bu vizelere ek olarak çok daha başka vize çeşitleri de mevcut. Ayrıca herhangi bir vizeyle buraya gelip başka diğer vize türlerinin koşullarını sağlamış olabilirsiniz. Bu durumda da o vizelere başvurma şansınız her zaman var. Peki ne yapmalısınız? Nereden başlamalısınız? Hangi vizeye başvurabileceğinize nasıl karar verebilirsiniz? Bunu kendiniz araştırarak yapabilirsiniz. Bunun için Göç İşleri ve Sınır Koruma Bakanlığı'nın www.border.gov.au web adresini ziyaret edebilirsiniz. Veya benim gibi mağaraya kayıtlı yasal bir göçmenlik danışmanından destek alabilirsiniz. Bunun için bize üzerinde doğum tarihinizin de olduğu, eğitim ve iş geçmişinizin başlama ve bitiş tarihleri ve yaptığınız görevlerin detaylı olarak yer aldığı bir özgeçmişinizi yani CV'nizi göndermeniz gerekmekte. CV'nizi yukarıda saydığımız tüm vize türlerine göre değerlendirerek size bir yol haritası çiziyoruz. Buna göre kullanabileceğiniz vize seçenekleri, her seçenek için muhtemel uygunluğun değerlendirilmesi, her seçeneğin avantaj ve dezavantajları, başvuru sürecindeki aşamaların ana hatları, her seçenek için gösterge niteliğindeki işlem süresi ve maliyeti ve bir göçmenlik danışma ajansıyla çalışırken haklarınızın neler olduğu konusunda detaylı bilgi veriyoruz. Zaman zaman yaptığımız promosyonların dışında bu ön değerlendirmenin ücrete tabi olduğunu belirtmek isterim. Facebook sayfamıza üye olarak etkinliklerimiz konusunda bilgi alabilirsiniz.
IEEA, International Education Agency Avustralya'nın yan kuruluşu, Avustralya Göç Ajansı'nın sunduğu etkinliğe katıldığınız için ben ajansın kurucu direktörü, Maria Kayıtlı, yasal göçmenlik ve eğitim danışmanı Feriha Güney, hepinize teşekkür ediyorum. 2 hafta sonra Avustralya'ya öğrenci olarak gelmek ve yeni mezun çalışma vizeleri konusunda bir başka etkinliğimiz olacak. Bunlara da yine Facebook'ta bize takip ederek, kayıt olarak bir sonraki etkinliğimizle ilgili olarak da bilgi alabilirsiniz. Biraz önce meslek listelerinden söz etmiştim. Bu meslek listelerine biraz önce verdiğim www.border.gov.au adresinden ulaşabilirsiniz. Ayrıca puan sisteminden söz etmiştik biraz önce. Hangi konularda ne kadar puan alabileceğiniz konusunda yine www.border.gov.au adresinden bilgi alabilirsiniz. Avustralya'ya eğer herhangi bir vizeyle geldiyseniz, vizeleriniz onaylandıysa ve geldiyseniz, vize koşullarına uymanız son derece önemlidir. Uymamanız durumunda bunun ciddi sonuçları olabilecektir. Tüm bu bilgileri verirken şunu önemli belirtmek isterim. Vize garantisini hiçbir göçmenlik danışmanı size veremez. Göçmenlik danışmanının yapabileceği size en doğru ve en iyi bilgileri vermek, başvurunuzun en doğru ve en iyi şekilde yapılmasını sağlamaktır. Karar verici organ göçmen danışmanları değildir. Eğer size böyle söz veriliyorsa lütfen inanmayın ve şikayetlerinizi daha önce belirttiğim gibi www.border.gov.au adresinde veya www.mara.gov.au adresinden şikayetlerinizi belirtebilirsiniz. Bu arada basıklı göçmenlik için en önemli konulardan birinin Avustralya'da meslek onayı almak olduğunu belirtmek isterim. Bazı mesleklerde yapacağınız meslek onayını değerlendiren kuruma CV'nizi, detaylı olarak işverenlerinizden aldığınız bonservislerini ileterek alabileceğiniz gibi, mesela Engineering Australia mühendislik alanında, bazı mesleklerde ise o meslekle ilgili sınava girmeniz gerekmektedir. Mesela fizyoterapistler gibi. Fizyoterapistler söz gelimi Avustralya'ya geldikleri takdirde herhangi bir nedenle meslek onayına başvurmaları durumunda meslek onayı biraz zaman almakta, hem yazılı hem pratik sınava girmeleri gerekmektedir. Benzer şekilde elektrikçiler. Dolayısıyla sadece göçmenlik koşulları değil, aynı zamanda meslek olarak başvurabileceğiniz alandaki meslek onayınızı değerlendiren kurumun nelere baktığına dikkat etmeniz gerekmektedir. Bir başkası İngilizce sınavları. IELTS, PTE, Pearson Test of English, TOEFL, Cambridge veya OET, Occupational English Test girebileceğiniz sınavlardan bazıları. Fakat bu sınavları düşünürken, bu sınavlara girmeyi planlarken başvuracağınız meslek onayı için meslek kurumunun ne istediğine de bakınız. Mesela yine Engineering Australia. Avustralya'ya göçmenlik için tüm bu saydığım İngilizce sınav sistemleri kabul edilmekle birlikte Engineering Australia yalnızca IELTS sonucunu dikkate almaktadır. Bu nedenle 2 ayrı sınava girmek yerine tek sınava girmeniz gerekiyor. IELTS'i tercih edebilirsiniz. Eğer tüm bu saydığım vize türleriyle ilgili sorularınız varsa bize lütfen sydney@inteducation.com adresine yazın veya bizlere Türkiye'den 0546 946 38 11'den veya Avustralya'dan ülke kodu 61 477 524 039'dan ulaşabilirsiniz. Daha önce de belirttiğim gibi Avustralya göçmenlik yasaları çok karmaşık olup
tek bir yanıt yoktur tüm vize türleri için, tüm başvurular için. Her bir başvuru ayrı ayrı değerlendirilmekte, çok fazla değişken ışığında size en iyi uygun vize çeşitleri konusunda bilgi verilmektedir. Bu nedenle göçmenlik danışmanlığı Avustralya'da ön değerlendirme de dahil ücrete tabidir. Daha önce de belirttiğim gibi göçmenlik danışmanlığından alacağımız bilgiler size hangi vize türlerinin uygun olduğu, bu vizelere geçiş için aşamaların neler olduğu, avantajlarının, dezavantajlarının neler olduğu, ödeme planının ne olduğu, maliyetinin ne olduğu ve tüm bunlara ek olarak da bir göçmenlik danışmanıyla çalışırken nelere dikkat etmeniz gerektiği ve haklarınızın neler olduğu konusundadır. Tüm bu saydığım vizelerle ilgili olarak eğitim, göçmenlik vizelerinin yanı sıra Avustralya'ya tatil amacıyla veya iş ya da yatırım amacıyla gelmek istiyorsanız lütfen bize ulaşın diyoruz. Sorularınız olduğu takdirde bizlere ulaşabileceğiniz detayları zaten vermiştik. Alanınız ne olursa olsun, seçtiğiniz alan, yolunuz açık olsun diyorum. Şimdilik hoşça kalın.